Medyaskop ekranından herkese iyi haftalar. Süper Lig Panorama ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyoda yanımda Eyüp Yıldız'la beraberim. Eyüp abi hoş geldin. Herkese merhabalar. Güzel bir hafta olur inşallah. Hafta sonu oynanan maçları şimdi değerlendireceğiz seninle beraber. Oldukça gollü, keyifli bir hafta sonu oldu. Artık Süper Lig'e yakışır. Bir ikinci yarının başlangıcı oldu diyebiliriz. Evet, Galatasaraylılar dışında herkes çok mutlu. Beşiktaş, evet. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, hı-hı, bu takımların hepsi kazandılar. Bana kalırsa Süper Lig şimdi başlıyor abi. Çünkü transfer penceresi geçtiğimiz hafta içi kapandı. Ve bu hafta yeni transferler sahadaydı ve oldukça konuşulan goller, yeni transferler attığı performanslar, goller oldu. İstersen Başakşehir mücadelesine başlayalım. Tamam. İki yeni transfer var. İkisi de gol attı hafta sonu. Evet, zaten Başakşehir oturmuş bir takım. Manşete de Başakşehir'i çıkarttık bugün sevgili, evet, izleyenlerimiz. Şampiyon mu oluyorlar? Herkes bu soruyu soruyor. Çünkü hani yakın tarihimizde ezber bozan bir şampiyonluk Bursaspor'un şampiyonluğu var. Evet. Onun dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu takımların dışına Türkiye'de şampiyonluk genelde çıkmıyordu. Başakşehir bu sezon çok yaklaştı. Saha içi performansına baktığımızda da bunu birazcık hak ettiklerini de hepimiz söyleyebiliriz. Yani gerçekten takım kimyası olarak çok iyi bir kimya yakaladılar. Yeni transferlerden de katkı alıyorlar. Dembaba ve Robinho'nun gol attığını görüyoruz ki. Özellikle Robinho'nun performansının altını çizilmesi lazım. Robinho bu takımın, bu ligin topçusu zaten. Hı hı. Hem de çok kaliteli bir isim. Dembaba da bu ligi bilen bir, evet, futbolcu. Ve iyi bir sistemin içerisine girdikleri için direkt katkı verdiler. Ya aslında Başakşehir'in olayı bu değil mi zaten? Yani tecrübeli, yaş ortalaması ligin en yaşlı takımı. Yaş ortalaması yüksek ama baktığımız zaman ligi çok iyi bilen, tecrübeli, büyük takımlarda oynamış isimleri kadrolarına katıyorlar ve bence artık bu sene de bunun nasıl diyelim, ekmeğini yiyorlar. Yani geçtiğimiz senelerde yiyorlardı ama bu sene bana sorarsan, yani sezon başından beri zaten Başakşehir'i şampiyonluk adayı olarak görüyorum. Çünkü malum Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın beklenmedik ilk yarı performansı Başakşehir'in ekmeğine yağ sürmüş oldu bu sene. O yüzden bu sene ben Başakşehir'i zaten favori görüyordum ve artık şampiyonluğa doğru adım adım gitmiyor, koştuğunu düşünüyorum. Şimdi 8 puan fark var en yakın, hı-hı, takipçisi Galatasaray'la. 8 puan fark önemli bir fark ama kapanmaz bir fark değil. Ben bu farkın, daha doğrusu Galatasaray veya Beşiktaş bu farkı kapatabilir mi? Bu fırsat önlerine gelecek, bunu başarabilecekler mi bilmiyorum. Hı-hı. Ama bu fırsatın Galatasaray ve Beşiktaş'ın önüne geleceğinden çok eminim sevgili Selçuk. Hı-hı. Yani Trabzonspor deplasmanını Başakşehir'in dışarıda tutuyorum. Gerçekten çok zorlu bir deplasmandı. Şansları da yardım etti. Eksik bir Trabzonspor'u deplasmanda yendiler. Hı-hı. Ama içeride kazandıkları Kasımpaşa mücadelesi, şimdi kazandıkları, bu hafta kazandıkları Akhisar karşılaşması. Bunlar kesinlikle bence görece olarak kolay maçlardı. Hı-hı. Kasımpaşa ligin ikinci yarısında maç kazanabildi mi? Hayır. Hayır. Akhisar ligin ikinci yarısında maç kazanabildi mi? Beşiktaş mağlubiyeti, Rizespor, hı-hı, mağlubiyeti, Başakşehir mağlubiyeti. Bence kolay, nispeten kolay maçlar oynadılar. Ama bundan sonraki süreçte iş gerçekten çok sertleşecek. Evet, özellikle Selçuk abi, bana sorarsan yani ilk yarıdaki hataları yapmayacak üç büyükler. Gördüğümüz o bu hafta özellikle hani bazı şeyler yolunda gitmeye başlamış gibi görüyoruz. Galatasaray'da da bence umut vaat eden bir çizgi var. Bence Alanyaspor deplasmanı diyorsun, zor zaten. Kendi evlerine çok iyi oynuyor. Bu ya, bizi taş gibi bir takım Alanyaspor. Evet, bu bizi yani yanıltmasın. Galatasaray da bence ilerleyen haftalarda top alacak. İstersen haftanın skorlarıyla başlayalım. Tamam. Ben de bu arada sosyal medya, aferin, paylaşımlarını yapayım. Hı hı. 20. haftanın açılışında Cuma günü Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi konuk etti. Göztepe'yi kendi evinde 2-0 yendi. Cumartesi maçlarına baktığımızda yeni Malatyaspor konuk ettiği Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa kendi evinde Sivasspor'a 3-1 yenildi. Trabzonspor kendi evinde Ankara Gücü'nü 1-0 yendi. Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Galatasaray'ı kendi sahasında 1-1 1 puanla gönderdi. 1-1 berabere kaldılar. Cuma pazar gününe baktığımızda da Büyükşehir Belediye Erzurumspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi. Akhisarspor'a baktığımızda da kendi evinde Medipol Başakşehir'e 3-0 yenildi ve Medipol Başakşehir bu maçın sonucunda puan farkını Galatasaray'la 8'e çıkarttı. Dün akşamın son maçına baktığımızda da Antalyaspor kendi evinde Beşiktaş'a 6-2 yenildi ki maçla ilgili konuşacak çok şeyimiz var birazdan. Bu hafta 20. haftanın son gününde de bu akşam saat 20'de Bursaspor'la Asker Konyaspor karşı karşıya gelecek. Puan tablosuna baktığımızda da bu haftanın Medipol Başakşehir galibiyeti, Galatasaray'ın beraberliği ve Beşiktaş'ın galibiyetinden sonra üst sıralarda bir değişim olduğunu görüyoruz.
44 puanlı Medipol Başakşehir lider. Arkasından 36 puanla Galatasaray ikinciliği takip ediyor. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor 33'er puanla Avrupa potasında yer alıyorlar. Ligin alt tarafına baktığımızda da Fenerbahçe'nin 12. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Fenerbahçe 23 puanla 12. sıraya yükselmiş durumda. 16. sıraya kadar geriledi Ankara Gücü. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17. Akhisar Belediyespor da 18. sırada. Evet abi, bence Başakşehir'i biraz daha detaylı konuşmalıyız. Çünkü çok spekülasyon var. Birçok insanın yani desteklemediği, şampiyon olsa biz geçenlerde Ali Murat Amarat'la da burada konuşmuştuk transfer döneminin son gününde. Yani sevilmeyen bir Başakşehir var. Ama ben saha içindeki performansına baktığı zaman yani Başakşehir'i ayrı bir yere koymak lazım. Ligin en iyi top oynayan takım bence. Yani ilk yarının en azından şu zamana kadar 20 haftanın çok tempolu bir futbol oynamıyorlar. Fakat ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Oyun karakteri yetenekli oyunculara sahipler. Yani Başakşehir'in bir maçı kazanması için 7-8 pozisyon üretmesi gerekmiyor. 1,5 pozisyondan bile bir tane gol çıkartıp iyi savunma yaparak maçları kazanabiliyorlar. Bu çok önemli bir özellik ama çok böyle üst seviye bir top oynuyorlar mı? Hayır. Yani özellikle tempolarını ben çok düşük buluyorum. Bunu söyleyeyim. Fakat Galatasaray ve Beşiktaş'a göre Fenerbahçe'yi de katalım hadi. Fenerbahçe de çıkışa geçti. Bu takımlarımıza göre daha ne yaptığını bilen bir futbol oynuyorlar. Artı bireysel beceri çok önemli Selçuk. Yani özellikle biz bu bireysel yeteneklerin fark yarattığı bir organizasyon söyleyecek olursak NBA'yi gösteririz. Evet. Bazen mesela takımlarında işler yolunda gitmediğinde yıldız oyuncular çıkıp tek başlarına maç kazanıyorlar. Mesela James Harden. Son bir dakika maç kafa kafayaysa sistem yok Houston takımında. James Harden var. At Harden'a atıyor. At Fink'e şey vardı ya. Bitti. Dahan'ın açıklanan şeyi vardı ya. Evet. Şimdi bak. At Fink'e gol olsun. Dön İBFK'ya. Yani Başakşehir'e. Başakşehir'e baktığında da işler yolunda gitmediğinde Edin Vişka var. Arda Turan var. Robinho var. Bunlar Emre Belözoğlu var. Emre Belözoğlu. Hani davranışlarını ben zamanında çok eleştirdim. Hala da eleştirebiliriz. Şimdi öyle bir davranış ama futbolu ama muhteşem. Futbolu muhteşem. Yani demek ki şunu gösteriyor aslında diğer futbolculara da. Kendine bakarsan, futbola kendini verirsen 40'a kadar futbol oynayabiliyorsun. Bunu görüyorsun. Çok ciddi bir Emre Belözoğlu da muhteşem bir performans oynuyor. Ortaya koyuyor. Klişesinden diğer oyuncularına kadar hepsi çok tecrübeliler. Dembaba katıldı takıma. Yine bence hani belki 2-3 yılını götürmeyecek Başakşehir'in ama bu yarım sezonda götürebilir. Tabii canım bu yarım sezonda ilaç olabilecek bir oyuncu. Bu anlamıyla çok yetenekli bir kadroya sahipler. Ama tekrar ediyorum bunun da arkasındayım. Hani bunu böyle bir duygusal bir yorum olarak da görme Selçuk. Elimde kendimce güçlü donelerim de var. Ben fırsatın Beşiktaş ve Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum. Yani Başakşehir o puan kayıplarını yapacak. Ama Galatasaray ve Beşiktaş bunu değerlendirebilecek mi? Bunu göreceğiz. Eğer değerlendirirlerse bu fark kapanır. Fark kapandığı noktada da iş daha çok saha içi faktörleri kadar psikolojik faktörlere de geliyor. Psikolojik faktörlerde ben Başakşehir'in çok donanımlı, çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Sahaya baskı yapabilecek bir taraftar desteğine sahip değiller. Başka takımlarda şampiyon olmuş futbolculara sahipler ama Başakşehir'in böyle bir geleneği yok. Son 10 haftada, son 7-8 haftada. Ama kafa kafaya girilen bir noktada sevgili Selçuk. Lig biterse o işin rengi değişir. Yani ben de abi sana antites olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Katılıyorum yani taraftar olmayan bir şirket takımı bu. Yani şirket takımlarını biz nerede görüyoruz? Özel turnuvalarda görüyoruz vesaire ama yani artık belediye takımından şirket takımına evrilmiş bir çok fazla da olmasa bir kökü olan bir takım bu. Artık son 4 sezonda kendi gelenekleri de oldu. Kendi oyun sistemi, karakteri de oldu. Artık oynadıkları oyunu yani rakibi kendi karakterini o kadar yani rakibe karşı kendi karakterlerini o kadar baskın şekilde ortaya çıkartıyorlar ki yani rakip takım hızlı oynuyormuş, tempolu oynuyormuş, temposuz oynuyormuş. Başakşehir bir takım bir şekilde maçı domine ediyor ve kendi karakterini sahaya yansıtabiliyor. Yansıtıyor. Peki Başakşehir'in... Ama şöyle de bir şey var. Senin söylediğine yine
karşı gelmek yani antitez olarak sunuyorum tabii, tabii, bunu. Tabii tabii bu daha keyifli olur. Yani, yani benimle abi, farklı düşünüyorsan burada ifade etmeni bütün samimiyetimle istiyorum. Yani, yani şimdi diyoruz ya bu takımın taraftarı yok. Evet abi yani son 10 haftada buna ihtiyacı olacak mı? Kesinlikle buna ihtiyacı olacak. Ama bir yandan şunu da düşünelim. Bu takımın hiç taraftarı yoktu ki zaten. Yani her maçın deplasman oynuyor. Her büyük takıma karşı deplasman oluyor. Kendimle oynasa tamam. Deplasman. Ama dışarıda oynasa deplasman. Normal dönemde bunun eksikliğini çok fazla hissedemeyebilirsin. Hı hı. Ama iş başka bir noktaya, başka bir seviyeye geldiğinde iki sezondur Başakşehir evet, son dönem haftada kaybediyor. Tabii dönem dönem avantajlı noktaya gelse bile şampiyonluğu kaybediyor. Geçen sezon da lider oldu. Ama bu sefer Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonda da Başakşehir'in lider olduğu birkaç hafta vardı hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama mutlu sona ulaşamadı. Bu sefer çok daha yaklaştılar. Bu sefer kadroları da çok daha iyi. Ama yine de ben fırsatın Galatasaray ve Beşiktaş'a geleceğini katılıyorum. Düşünüyorum. Ama yani son 10 haftaya Başakşehir yine 8 puan farkla girerse işin rengi o zaman değişebilir. O farklı yani. O zaman zaten ben takılsa ki, bile 3 maç opsiyonu olacak. Bu arada maç kaybedeceklerini düşünüyorum. Ama senin de dediğin gibi yani abi son 10 haftaya 8 puan farkla girmek büyük avantaj. 3 maç. Hata yapacaksın. Hı hı. Bir de rakiplerin hiç hata yapmayacak. Yani evet. Sıfır hata yapacak. Onlar da şimdi o güven veriyor. Peki Başakşehir değil de biraz daha Galatasaray Beşiktaş'ı konuşalım. Geçelim. Başakşehir'le ilgili bir ilave yapayım sevgili hı hı. Selçuk. İnsanların itiraz ettiği nokta Başakşehir kötü oynuyor, futbolu hak etmiyor değil. Ben mesela bazı kırpılmış görüntülere bakıyorum. Galatasaraylılar hı hı. özellikle paylaşıyorlar. Burada hakem şu düdüğü çalmadı, bu düdüğü çalmadı. Mesela ona inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Yani, o pozisyonlarda beklentiler çok yüksek veya birazcık insanlar tuttuğu takımlardan dolayı objektif bakamıyorlar. Ben ona inanmıyorum. Ben şuna inanıyorum. Normal şartlar altında bu ekonomik gücü diğer kulüplerin oluşturulmasına çok fazla imkan veriliyor mu? Verilmiyor. Verilmediği için bu kadroyu oluşturma avantajı onlara sağlandığı için ben bir eşitsiz rekabet görüyorum. Bunu belirteyim. Yoksa bu kadronun yani bu 18-20 kişilik kadronun oynadığı futbolu ben eleştirmiyorum. Bence oyuncular çok üst seviyede de bir emek harcıyorlar ve çok doğru da bir futbol oynuyorlar. Bunu belirtelim. Yani itiraz noktası, benim itiraz noktam şu değil. Başakşehir saha içerisinde itiliyor değil. Buna inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ama bu kadroyu Göztepe niye oluşturamıyor? Bu kadroyu atıyorum Erzurumspor veya başka bir takım niye oluşturamıyor? Bu kadar sponsorluklar Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a neden kolay bir şekilde gelmiyor? İtiraz noktası bu. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ı konuşalım istersen veya sen misin? Yok Beşiktaş'a geçelim. Yani çok güzel bir akşamda, keyif veren bir akşamda Beşiktaş adına ama benim kafamda bazı soru işaretleri var ve yine sana kötü polisçilik oynayacağım. Bazı kafamda olan soru işaretlerini soracağım. Maç esnasında olan. Şimdi 6-2'lik bir Beşiktaş galibiyeti var. İlk gol penaltıdan geldi. Adem Leic penaltı attı. Şimdi bana sorarsan penaltı pozisyonu penaltı değil. Çünkü bence de net penaltı. Bence Gökhan Gönül zaten avuta gidiyordu top. Gökhan Gönül de kendini çok iyi şekilde kaleciye taktı. Hayır bak avuta. Gökhan'ın kaleciye girişi bile bence şey penaltı almaya geliyor. O yok bence penaltı. Herkes de penaltı yazdı. Hı-hı. Bilemiyorum. Arada farklı düşünceler yorumlarda olabilir ama bence net penaltı. Boffin'in orada çizgiye inmiş. Senin de dediğin gibi dışarıya çıkmakta olan bir topa kontrolsüz girmişti. Hı-hı. Artı o frikikten yediği gol. Evet. Bence Boffin'in Antalya'nın zaten çok fazla şansı yoktu. Zaten şansını sıfırladı. Onu söyleyeyim. İki tane golde hatası oldu. Bence penaltı penaltıydı. Antalya, şimdi Beşiktaş 6-2'lik net bir galibiyet aldı. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Kagawa da 3 dakikada 2 gol attı. O da şut gol. Yani Kagawa'ya da sanki lige nasıl başladı? Lige nasıl başlamak istersin diye bir gol atsam iyi olur derdi. O 3 dakikada 2 gol attı. Yani müthiş bir başlangıç, moralli bir başlangıç yaptı. Hayırlı olsun. Çok keyifli de bir futbolcu. Hepimiz dikkatli bir şekilde takip herkesin edeceğiz. Herkesin sempatisini kazandı. Takip edeceğiz. Bence Beşiktaş için çok doğru bir risk oldu. Sakatlığı var. Nüksedebilir. Sakatlıktan dolayı çok üst seviye oynayamayabilir. Ama Beşiktaş'a vereceği zarar çok büyük değil. Evet, aksine Beşiktaş'ın girdiği riski doğru buluyorum. Ben de. Kagawa hiç top oynayamaz. Aytu'dan da rica ederim. Kagawa'nın görüntüsü var. Şey yapmışlar Kagawa'yı. Samurai of Bosporus demişler. Boğazların çok güzel şeyler. Samurai diye. Güzel bu. Yani sempatik oyuncu için de çok... zaten o da diyor. Çok sıcak karşılandım burada diyor.
Takım arkadaşlarım çok destek oldular daha gelir gelmez diyor. İndirse iki antrenmana çıkıyorsun. Vallahi Japonya'dan... Maça çıkar çıkmaz goller atıyorsun. Japonya'dan çok futbolcu önemli. Gelsin bir kere iş ahlakları çok üst seviyede. Bu Nagatomo'yu da görebiliyoruz. Tabii yani. Nagatomo da aynı şekilde. Hı-hı. Japonya'dan futbolcu gelsin hem iş ahlakları çok üst seviyede hem de Japonya pazarına da açılmış oluyoruz. Tabii ki zaten Fikret Orman'ın... Bizim ligimizi ve takımlarımızı fark ediyorlar. Fikret Orman'ın zaten hep şeydi Asya pazarına açılmak fikriydi. Geçtiğim sene Asyalı bir haber ajansı ya da Koreli bir haber ajansı da şey yapmışlardı. PR anlaşması yapmışlardı orası için. Hayırlı neyse, olsun. Hayırlı olsun. Çok çok güzel başlangıç. Maçı dönelim. Dün sosyal medyada da konuşuldu. Benim de aklıma takıldı. Şimdi hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Fenerbahçe maçında bir penaltı atışından sonra top şeyle başlamıştı. Out atışıyla başlamıştı. Şimdi dün de penaltı kullandı Laiç. Dönen topa Güven Yalçın şimdi vurdu gol attı. Alan ihlalini hangi takımın futbolcusu yaparsa diğer tamam. takımın lehine karar çıkması tamam. gerekiyor değil mi? Güven Yalçın gol attı burada. Ve bir daha penaltı kullanıldı. Kullanıldı ama işte alan ihlalini kim yaptı? Güven Yalçın yaptı. Güven Yalçın'a mı çaldı? Güven Yalçın'a çaldıysa orada bir yorum hatası Hayır, var. Hayır Güven Yalçın'a çalındı. Güven Yalçın top gol yaptı. Golü vermedi mesela. Tamam. Güven Yalçın... O zaman işte orada bir ikilem çıkıyor. İşte sosyal medyadaki tartışmayı aktarıyorum ben. Evet mesela. Orada bir out karar çıkması lazımdı konuşulan. Çünkü Beşiktaşlı futbolcu girdiği için ve golü penaltı iptal edilip topun Antalya Spor'a verilmesi Hı-hı. gerekiyordu. Bu olmadı. Eğer Antalyalı oyuncu girseydi, dönen topa Antalyalı oyuncu müdahale etseydi bu sefer de penaltının tekrar edilmesi gerekiyordu. Bravo. Aynı basketboldaki serbest atışlar gibi. Evet biz bunu daha önce konuşmuştuk. Alan ihlalini hangi takımın oyuncusu yaparsa karar onun aleyhine çıkar. Evet. Tamam mı? Burada işte hakemin o şeye ne yazacağını göreceğiz. Ona bir bakacağız. Şimdi abi şöyle bir şey var ama yani artık öyle bir noktaya geldi ki aynı pozisyonda her hakem farklı karar veriyor. Ay VAR geldi. Evet VAR'ın gelmesini çok sevmiştik. Türk futbolu kurtarabilir demiştim ben mesela. Türk futbolu kurtarabilir demiştim. Ama VAR da sanki biraz bizim hakemlerimizi de tembelleştirdi. Her pozisyon VAR'a gider mi? Her pozisyon VAR'a gidiyor ama her pozisyonda farklı karar çıkıyor abi. Yani anladık ki Türk futbolunu VAR da kurtaramayacak bana sorarsan. Şimdi, Türk hakemliğini VAR da kurtaramayacak. Bazı pozisyonlar yorumdur Selçuk. Biz Hı-hı. nasıl bazen seninle fikirlerimiz çatallaşıyor. Evet. Ben beğeniyorum sen beğenmiyorsun veya Hı-hı. tersi oluyor. Şimdi futbolda da bu yorumlar yoruma çok açık bazı pozisyonlar. Hı-hı. En son seninle radyo programı yaparken bir pozisyona ben penaltı dedim. Ben değil Pardon mi? Ben penaltı değil dedim sen penaltı dedin. Evet. Az önce de yine ters düşün. Ben diyorum sen penaltı diyorsun. Şu mu? İkimizden biri futbolu bilmiyor mu? Hayır. Yok. Bakın insanlar sosyal medyada da bunu çok yapıyorlar. Hı-hı. Hakaret ediyorlar. Bir pozisyona penaltı diyorsun. Sen futbol konuşma, basketbol konuş bilmem ne bir sürü geyik dönüyor altında Hı-hı. tamam mı? Alakası yok. Bu bir yorum. Yani pozisyonlar futbolda, basketbolda da aynı şekilde yoruma çok açıklar. Hı-hı. Yoruma açık oldukları için bazen böyle bir çatallaşma, ikilem olabiliyor. Ama bunun bir standarda kavuşması herkesin güvenilirliğini, futbola olan inancını sağlamak için mutlaka sağlanması gerekiyor. Yani dalgalanma 7 ile 3 arasında değil, 7 ile 8 arasında, 7 ile 6 arasında gidip gelmesi gerekiyor. Yorum farkları. Türkiye'de maalesef bu noktada sana katılıyorum. Çok çelişkili kararlar var. Bu da insanların kurallara ve hakemlere olan inancını sarsıyor. Bunu kabul ediyorum. Gelelim maça. Şimdi... Galatasaray Ankara Gücü'nü 6 attı değil mi? Hı hı. Ne dedik burada? Bu maç Galatasaray için referans olmaz dedik. Evet, yanıltıcı Nitekim olabilir. Çıktı Alanya maçında da Galatasaray çok kötü oynayarak 1-1 berabere kaldı. Hoş Muslera çok önde olmasa belki de kötü oyunda da Galatasaray kazanabilirdi. Hı hı. Geçeceğiz oraya. Beşiktaş'a geri dönelim. Antalya Spor bence Ankara Gücü'yle beraber şu an ligin zayıf halkalarından biri. Ya böyle giderse az önce yayın öncesi de konuşmuştuk. Yani kümeye oynar. Oynar. Niye oynar? Çünkü iki tane problem var. Bir, kadro gerçekten çok yetersiz. Hı hı. İki, takımda ödeme problemleri had safhada. Yani oyuncuların bir kısmı şöyle, şu modda oynuyorlar. Ya şu sezonu bir hayırlısıyla tamamlayıp da kendimize güzel bir takım bulabilsek de içimiz rahatlasa. Yani Ankara Gücü'ndeki, oraya da geleceğiz şimdi. Ankara Gücü'nde içeride yaşanan olaylar... Biraz da Antalya Spor'da yaşanıyor gibi. Şimdi Ankara Gücü toparlayabilir bu arada. Hı hı. Dün Trabzon karşısında çok kötü oynamadılar. 6-9 yabancı transferi yaptılar hı hı. ve çok kötü oynamadılar. Belki de toparlayacaklar ama Antalya Spor ligin ilk yarısında iyi puan topladı. Onların
Şu an birazcık kredisini yiyorlar, cepten tüketiyorlar. Eğer onlar kurtarmazsa, bu görüntüyü değiştiremezlerse hızla asansör gibi aşağıya doğru inerler. Hı hı. Çok ciddi sıkıntıları var. Bofill ilk maçta maçı kazandırmıştı. Ben de çok net bir şekilde hatırlıyorum. Hı hı. Bu maçta da maçı Antalya'nın iki tane kesin hatalı golü %20 de olsa bir şansı vardı. O şansını kaybetmesine neden oldu. Hı. Şimdi yani istatistiklerine bakıyorum. Beşiktaş Antalya Spor'un. Şimdi Bofill'in puanı 3.3 10 üzerinden. Yani bu tekrar dinleyenlerimize, izleyenlerimize söyleyelim. Bu istatistikler basketbolda olduğu gibi oyuncuların yapmış oldukları pozisyonlarına göre yapmış oldukları olumlu hareketlerine baz alınarak verilen puanlamalar. Bofill 3.3 2 golde hatalı olduğu söyleniyor. Genel olarak Antalya Spor'a baktığımızda formlu olmayan bir Antalya Spor görüyoruz yani takım içerisinde. Bütün takımın ratingi 10 üzerinden 5.99. Beşiktaş cephesine baktığımızda 10 üzerinden 6.99'luk bir Beşiktaş var. Çok iyi değil ama bu Alanya Spor karşısında, Antalya Spor karşısında düzeltiyorum, iyi işler yapan bir Beşiktaş'ı bize gösteriyor. Şimdi takımların kafa kafaya verdiğimizdeki istatistiklerine bakalım. Hava toplarına 29 hava topuna Antalya Spor hakim olmuş. Yani 29 hava topu kazanmış, Beşiktaş 8 hava topu kazanmış. Bu da Beşiktaş'ın ne kadar fazla Antalya Spor kalesine geldiğini, ne kadar tehlike yarattığını bize gösteriyor. Diğer taraftan baktığımızda topa sahip olan taraf neredeyse denk ama %50.4 ile Antalya Spor daha çok topa sahip olmuş. Ama top çalmada Beşiktaş ileride, toplam şutta Beşiktaş ileride, toplamayı oynamada, olumlu paslarda Beşiktaş önde. Bu da bize zaten hangi tarafın galip olduğunu skora bakmadan göstermiş oluyor. Evet, kesinlikle Beşiktaş'ın oyun olarak çok üstün olduğunu belirtebiliriz. Beşiktaşlılar, bazı transferler Beşiktaşlıları heyecanlandırıyor. Kagawa. Sakatlanmazsa Beşiktaş'a gerçekten üst seviye bir katkı verecek. Evet, ben de katılıyorum. Kimse Kagawa'nın kumaşını tartışmıyor. Burada Medyascope TV'deki arkadaşlarımızla da konuştuk. Kagawa'nın 3 dakika içerisinde yaptıklarını. Hepimiz hemfikiriz. Yani çok kaliteli, iyi bir futbolcuyu Beşiktaş kadrosuna kattı. Hı hı. Sakatlık problemi tek sıkıntısı. İnşallah sakatlanmaz. Sakatlanmaz. Tabii Kagawa'yı büyük bir keyifle izleriz. Orada tereddütüm yok. Hı hı. Burak Yılmaz, İsim Atmir'in bu oyuncular da Beşiktaş'ın kadrosuna kattılar ama Beşiktaş'ın gerçek transferi kim biliyor musun? Dorukhan Toköz. Evet, Dorukhan şu an Beşiktaşların en heyecanlandığı ve Beşiktaş'a en çok katkı veren oyuncu. Yani ben hem savunmaya yardım edip hem de gol pozisyonları noktasında bu kadar iyi araya giren bir orta saha oyuncusu son dönemde hatırlamıyorum. Yani Beşiktaş bunu iyi yapıyor. İyi orta sahalar buluyor. Daha önce de konuşmuştuk ama bana hatırlatıyor. İyi dönemindeki Oğuzhan'ı hatırlatıyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet, ama Oğuzhan'dan daha fazla mücadele ediyor. Daha fazla savunmaya yardım ediyor. Bak, bu çok kritik nokta. Göstermelik bir savunma anlayışı yok Dorukhan'ın. Hı hı. Erzurum maçını hatırla. Yenilen golde de pozisyon içerisindeydi. Kendi kalesine attı. Sonra gitti. Çok güzel değindin. Yani çok güzel özetledin. Yani kendi kalesinde aksiyonun içerisinde içerisinde yer alıyor. Yani tabii, bu aslında bir fail, yani bir futbolcu hatası, futbol hatası, yetenek Selçuk, hatası değil. Biz bu maçı boş izlemiyoruz kardeşim. İyi yere sinirlendirme beni. Görerek izliyoruz. Peki Burak, Dorukhan Toköz Beşiktaş'ın bence en büyük transferidir. Bir sorum daha var. Beşiktaş'a geçiyorum. Burak Yılmaz niye oynamadı da Güven Yalçın? Burak Yılmaz sarı kart cezalısıydı. Tamam, teşekkür ederim. Evet, şimdi kapatıyoruz. Burak Yılmaz sarı kart cezalısıydı ama Güven Yalçın da, bak, senle biz burada çok övdük Selçuk. Senle burada hep altını çizdik. Belki bu sezon değil ama gelecek sezon çok daha fazla katkı verecek. Bir kere inanılmaz bir özgüveni var. Gördüğü yerden vuruyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Lens'i de çok beğendim. Lens de iyi oynadı. Onu da belirtmek istedim. Yani çok güzel hamuru. Yani bir iki sezonlar kalırsa Beşiktaş'ta bence Avrupa'ya bir ihracatımız daha olacak diye düşünüyorum ben. Evet, yani şimdi bu oyuncular da bu yabancı kuralıyla çıkıyor. Yabancı kuralını da tartışmayı çok abes buluyorum. Yabancı kuralı değiştiği zaman, sınırlama geldiği zaman ne olacak? Buradan bir kez daha söyleyelim. Hatta seninle yabancı kuralıyla ilgili bir program yapalım. Evet. Yani ne olacak? Şu olacak. 6 yabancıya düşüreceksin. Bu sefer takımlar yerli futbolcu almak zorunda olacaklar.
Çok üst seviye olmadığı halde 500 bin dolar, 1 milyon dolar kazanan yerliler 2,5 milyon dolar, 3,5 milyon dolar para alacak. Yine öyle çok kaliteli futbolcular çıkmayacak. Tarık Çamdal vakaları yaşanacak. Yaşanacak, yenileri yaşanacak. Tarık Çamdal'ı hatırla, yabancı sınırlaması geldi. Galatasaray yerli almak zorundaydı. Eskişehir'den gitti, Tarık'a dünya kadar para vermek zorunda kaldı. Bak Selçuk, şunu da söyleyelim. Yabancı kuralı değişirse bundan en çok Anadolu takımları mağdur olur. Evet. Alanya Spor'un sen yabancı kuralı değişirse böyle bir takım kurabileceğini düşünüyor musun? Galatasaray'a karşı çatır çatır top oynadılar. 90 dakika Galatasaray'a pres yaptılar. Eğer 6 yabancı 5 yerliyle oynasaydı bunu yapabilir miydi Alanya Spor? Yapamazdı. O yüzden bu kuralın arkasında durmak lazım. İstersen hemen Galatasaray'la devam edelim. Geçelim. Bir birlik bir Alanya Spor beraberliği var. Alanya Spor yani maçın her dakikasında Galatasaray'a varlığını hissettirdi. Hatta ben, bana sorarsan maçın ritmini de Alanya Spor belirledi. Bazı bölge o zamanlarda yükseldi, bazı bölümlerde alçaldı. Galatasaray bir türlü oyuna adapte olamadı. Maçın başından beri benim gördüğüm. Ama benim Galatasaray adına beni umutlandıran bir durum var. Maçın adamı Belhanda. Şimdi Belhanda ilk yarıda çok farklı Belhanda gördüm. Nasıl maçın adamı oldu? Kaleciye böyle çok yumuşak, böyle tıngır mıngır. Normalde ya, şut çektiğin zaman herhalde o bölgeden kaleye bir saniyenin daha altında bir sürede gidiyordur top. Adamın şutu 3 saniyede kaleye gitti ya. Ya orasını bilemiyorum. Bir maçın adamı, adamı seçeceksen Feghouli'dir maçın ben adamı. Ben seçmiyorum. İstatistiklerle Velhan'la seçilmiş maçın adamı. 10 üzerinden 8 almış. Yaptığı asistle beraber. O siteye erişim yasağı gelmesini istiyor. İşin şakası bir yana. Çok koştu ama. Çok koşuyor. Yani abi sezonun düşünsene son 10 haftada iyi bir Belhanda sana yeni bir transfer gibi olmaz mı? Ama yani en kritik yerde çerçeveyi görmüşsün. Oradan füze çıkartman gerekmiyor mu? Açıkçası ben bunu şükür Mehmet Ekici de çok koşuyor. Doğru mu? Doğru. Ama vurduğu zaman gol oluyor Mehmet Ekici. Vurduğu zaman toprak atıyorlar. Bitti. Böyle arabesk espriler yapmazsan da sevinirim ya. Neyse Belhanda'ya dönecek olalım. Hayır bir dakika Belhanda'da kal. Şimdi Mehmet Ekici vurduğu yerden gol atıyor. Dorukhan Tokyoz vurduğu yerden çerçeveyi en etkili yere vurup tabelayı değiştiriyor. Ya tamam koşuyor çok iyi pas dağıtıyor ama skora etkisi ne söyler misin bana Belhanda'nın? Ya asist yapıyor ve bence görünmeyen bir karaktere evrildi. Şimdi sen mesela eleştiriyorsan bana sorarsan defansa daha çok katkı veriyor artık. Hücuma katkısı var ama eskiden defansa faydalı bir oyuncu. Hiç faydası olmuyordu. Galatasaray'ın orta sahasında oyuncu oynayan özellikle ofansa dönük de bir isim o. Galatasaray'ın ofansa dönük olan orta saha oyuncusu Belhanda. Diyor ki beni bana 10 numara diyorlar, ben 10 numara değilim. Geç onu geç. Orta sahaya baktığında Belhanda, Ndiaye, diğer çocuk ne? Fernando. Bunların içerisinde hangisi ofansa dönük? Belhanda dönük. Yani evet. Feghouli yani bir kanatta, Onyekuru bir kanatta. Onları geç. Onlar kanat oyuncusu. Göbek'te Galatasaray'ın ofansif orta sahası kim? Belhanda, Ndiaye, Fernando. İkisi defansif midfielder futbol menajer tabiriyle. Atak oyuncusu kim? Belhanda. Sen 10 numarasın kardeşim. 10 numarasın. Bana, tamam çok koşuyorsun, çok mücadele ediyorsun. Ndiaye daha çok ofansa oynuyor bana sorarsan. Ndiaye delici bir oyuncu. Ama Ndiaye'nin savunma yönü daha ağırlıklı. Yok tabii ki canım. Savunma yönü daha ağırlıklı. Kağıt üzerinde senin dediğin gibi. Ama saha içine baktığımızda Belhanda biraz daha geriye geliyor. O zaman ofansif takımın orta sahadaki en ofansif ismiysen kreatif olmak zorundasın Selçuk. Tren gibi aynı istikamette gidip gelemezsin. Arada farklı işler yapman gerekiyor ve bunu yapamıyor Belhanda. Ama faydalı mıydı? Faydalıydı. Mücadele etti mi? Etti. Kabul ediyorum. Diğer taraftan şimdi günümüzde futbol, ben kaliteliyim, paralıyım, geniş rotasyonum var, ben bu maçı kazanırım değil abi. Almanlar Güney Kore'ye kaybetmedi mi? Kaybetti. Kaybetti. Almanlarla Güney Kore'yi topla. Güney Kore'nin bütün takımı Almanya'nın bir tane futbolcusu etmezdi belki de. Doğru. Kim yendi? Güney Kore yendi. Artık zayıf takımlar da efor olarak, mücadele olarak kaliteli takımlar kadar sahaya performans yansıtıyorlar. Alanya kadar koşmadan sen Alanya'yı yenemezsin. Evet sen Alanya'dan daha kaliteli bir takımsın. Ama Alanya'nın
ortaya koyduğu mücadeleyi koymazsan kusura bakma sana iki tane de pas yaptırmazlar yani. Keza yaptırmıyorlar zaten. Bitti. Galatasaraylı futbolcular özellikle ilk yarıyı böyle oynadılar. Bizim formamız kazanır şeklinde çıktılar sahaya. Hı-hı. Ya sen 8 puan, 6 puan geride bir takımsın. Senin sahaya çıktığın zaman şampiyonluğa gidiyorsun, topu ısırman lazım. Görebiliyor musun böyle bir şey? Yok. Sonra Fatih hocam babasına da geçmiş olsun diyelim. Evet. Ağır hasta şu an komadaymış babası. Hı-hı. Acil şifalar diyelim. Biraz belki de maça da kendisini veremedi ama oyuncuların bu kadar halk tabiriyle lay lay lom çıkmasına nasıl müdahale edemedi? Hı hı. Baskıya baskıyla karşılık vereceksin. Hani dönem dönem konuşuluyor ya böyle özellikle savaş filmlerine ateşe ateşle karşılık verdik diye. Şimdi Alanya Spor sana baskı yapıyor. Kafanı kaldıramıyorsun. Sen de baskı yapacaksın. Basketbol tabiriyle rebound. Abi ama o gücü yok ki. Yani takımın öyle bir yapısı yok. Ha ikinci yarı nasıl oldu peki? Var gücü. Gücü var. Psikolojik Selçuk ben nasıl olsa bu maçı kazanırım modunda çıktılar. Çıktıkları için de kazanamadılar. Ben şunu düşünmek lazım. Yani sana hak veriyorum. Özellikle bir ilave daha yapayım. Bak rebound sadece basketbolda yok. Futbolda da var rebound. Hı hı. Rebound nedir? Kaleye doğru topu gönderiyorsun. Vuruyorsun. Orta yapıyorsun falan filan. Savunma karşılıyor. Geri dönüyor. O top rebound. İkinci bölgeye top almak lazım. Galatasaray hem hücumda hem savunmada. Hiçbir reboundu alamadı. O dönen topların hiçbirini alamadı. Dikkat et. Hepsini Alanyalı futbolcular aldı. 13 kişi mi çıktı bunlar sahaya? Hayır. Onlar da 11 kişi çıktılar. 11 kişi. 11 kişi. Arada öyle sürçer. En azından senin gibi Burak Yılmaz unutmuyoruz. Neyse. İki takım da 11 kişi değil mi sahada? Nasıl oluyor da her yerde Alanyalı futbolcu görüyoruz biz ya? Evet. Doğru söylüyorsun. Ya senin burada önemli bir şey söyledin yine. Yani Belhanda gol atmayacak. Söylediklerim çok önemli benim. Belhanda gol atmayacak. Ndiaye gol atmayacak. Kim atacak abi bu golleri? Mitrolu'nu eleştiriyorlar. Mitrolu. Burada Mitrolu yani bundan daha fazlasını beklememek lazım. Peşine de iyi bir Cagne gelirse, yani beraber oynarlarsa. Yani Mitrolu bence çok formuna gelmiş. Mitrolu herkes, ceza alanı topçusu değil mi? Evet. Herkes şey bekliyor Mitrolu'dan. Böyle 3 tane 5 tane arası. Ceza alanına girdi mi? Böyle bir karakteri yok. Bak şimdi bakıyorum Mitrolu dediğinde Eren'den kötü çıktı falan filan. Yok ben buna katılmıyorum. Mitrolu ceza alanı topçusu değil mi? Hı-hı. Ben de çok izledim Mitrolu'nu. Hı-hı. Sen ceza sahasına top kaldıracaksın. Güzel ortalar keseceksin. Mitrolu orada gerekeni yapacak. Hı-hı. Vuruyor çünkü o toplara. Galatasaray ilk yarıda Mitrolu'na top kaldırdı mı? Kaldırmadı. Ne yapacak Mitrolu? Eskiden oluyordu öyle şeyler. Maradona yapıyordu işte. Orta sahadan top alıyordu. Çalımlaya evet. Geçip herkesi çalımlayıp gol atıyordu. Artık günümüz futbolunda buna da müsaade yok. Hı hı. Messi bile 1.5 çalım atabiliyor yani. 2'yi geçtiği zaman alıyorlar topu. Geçtiği zaman gol mü oluyor? Gol yani geçebilirse oluyor. Gol atıyor zaten ama geçemiyor. Yani. Geçemiyor yani. Sana o kadar çalım attırmıyorlar. Mitrolu'na sen top kaldırmadın. Ben pek kötü bulmadım. Beklediğim gibiydi performans. Zaten 2-3 gün önce gelmiş bir oyuncu bu. Hani çok bir şey beklememek lazım ama bence formda gelmiş. Mitrolu'yu bilenler zaten hemfikir olacaklar. Çok formda gelmiş, hiç de topla buluşamadı. Ya ama şöyle bir durum var şimdi. Takım onu besleyecek. Takım hücumu destek. Yani Mitrolu genelde tek forvet yani tek hücumcu olarak sahada olmaya alışkın değil. Çift hücumu çıkarsanız sahaya Mitrolu partnerine ceza sahası içindeki partnerine çok fazla pozisyon yaratıyor. Ceza sahasını geliştirip partnerine spacing yaratan bir oyuncu. Öyle bir karakterde oynuyor. Bence İstersen yavaş yavaş Fener'e de geçelim. Daha fazla fayda olacaktır. Bir ilave yapayım. Bazı izleyenlerimiz görüşlerimize katılmamışlar. Bazıları katılmışlar. Şöyle bir yorum gelmiş. Mitrolu'nun deresi Miroğlu, dayısı Poğadan'ın derdi. Diye bir yorum gelmiş. Güzel, keyifli bir yorum. Ya çok güzel espriler yapılıyor da burada paylaşmak istemiyorum. Farklı yerlere çekilebilir. Çünkü İzleyeceğim. Sosyal medya sansürsüz ve ofansif mizah mı deniyor artık? Ofansif mizah var. Biz burada yapamıyoruz tabii. Bazı izleyicilerimiz katılmış, bazıları eleştirmişler. Şunu da söyleyelim. Saygılı bir şekilde ifade ettikten sonra her şeyi yazabilirsiniz. O konuda da bir sıkıntımız yok. Peki, Fenerbahçe Göztepe mücadelesine gelelim. Şimdi zorlu iki fikstür vardı Fenerbahçe'nin önünde. Birisi Yeni Malatya Spor. Zorlu muydu sence ya?
Ligin ikincisiyle oynadı yani. Ligin üçüncüsüyle oynadı. Ligin tamam. sonuncusu. Yani bak, düşman Fenerbahçe'nin takım. Evinde oynadığı maç, her maç Fenerbahçe'nin kazanmaya bir adım yakın olduğu, favori olduğu. Abi yok, bu sene onu hiç görmedik. Yani bu sene o işler o kadar kolay değil. Sen az önce nasıl diyorsun? Galatasaraylı futbolcular sahaya çıkıyor, formanın bir puan alacağını. Öyle bir şey yok abi artık. Yani tamam, onu oynayan söyleyeyim. Kazanıyor. Ama içeride Fenerbahçe, ki ben tribünleri de görünce biliyorsun iddia tahminleri de veriyoruz burada. Fenerbahçe galibiyetini oynadığım için çok mutlu oldum. Yani inandım, daha çok inandım Fenerbahçe taraftarını da görünce. Nitekim Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe evinde favoridir Selçuk. Ama bu sezon çok yara aldılar. Sen de haklısın o noktada. Ya bana sorarsan abi ligin özellikle Yeni Malatyaspor taş gibi takım. Yani bunu sene başından beri seninle beraber Yeni Malatya'ya dikkat çekiyoruz zaten ki ilk yarıdaki performansları oldukça kalitelerini gösterdi Fenerbahçe. Bence Göztepe de iyi takım. Göztepe de iyi takım. Ama geçen seneki kadar olmasa da bu sene de yani çok kötü takım değiller. Ama geçen sene çok neden, en azından iki örnek daha neden iyilerdi. Neden sıkıntıları var biliyor musun? Aslında koşuyorlar. Mücadele ediyorlar. Hoca değişikliğinden sonra toparlayamadılar yani. Bence sıkıntı şu. Yahovic gittikten sonra hem golcü sıkıntısı yaşadılar. Adisevic'in yokluğunu dolduramadılar. Hem de bir tane kreatif orta sahaları yok. Ya bugün günümüzde Selçuk aynı şeyi Galatasaray'da yaşıyor. Belhanda'dan kaynaklı olarak. Kreatif orta sahan olmadığı zaman çok büyük problem yaşıyorsun. Bak, Mehmet Ekici Fenerbahçe'de devreye girdi. Fenerbahçe'ye dikkat et, pozisyon zenginliği geldi. Evet. Mehmet Ekici ligin ilk yarısında bu kadar şans bulmuyordu veya sakatlanıyordu. Fenerbahçe'deki pozitif futbolun, son iki maçtaki pozitif futbolun tabii ki de Ersun Hoca'nın hakkını yememek lazım. Ersun Hoca'nın dokunuşlarının payı vardır ama asıl faktör bana kalırsa Mehmet orta Ekici. Mehmet Ekici çok iyi oynuyor. Ve Mehmet Ekici ne diyoruz, bak yabancı sevdalısı değiliz biz burada. Yabancı hayranlığım benim yok. Ben sadece globalleşen dünyada artık herkesin her noktada rekabet edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolcusu kontenjandan değil de veya Türk basketbolcusu kontenjandan değil de kaliteli olduğu için oynasın. Ya Mehmet Ekici'yi mi oynatırsın, Valbuena'yı mı oynatırsın? Tabii ki Mehmet Ekici. E ne oldu? Pasaportun bir önemi var mı yani? Biz burada Türk düşmanlığı yapmıyoruz yabancı kuralını savunduğumuz için. Biz şunu savunuyoruz burada. Kontenjandan değil, bir kez daha söylüyorum, kaliteli olduğu için Türk futbolcusu oynasın. Ve Mehmet Ekici de bu kaliteyi sahaya yansıtıyor. Şu an Fenerbahçe'nin en büyük kazanımı olmuş durumda. Hem atıyor hem de o kadar iyi bir sağ görüşüne sahip ki en tehlikeli pozisyonda, en tehlikeli noktadaki arkadaşını görmeyi başarıyor. E Soldado güveni geldi, atmaya başladı. Moses ikinci yarı girdi, golünü attı ki o golü tabii asist yapıldı kendisine. Cahilson'dan geldi yanlış hatırlamıyorsam ama pozisyonu da kendi hazırladı Selçuk. Evet yani Moses kendi hazırladı bak. Bunu bana sorarsan ligin üzerine bir oyuncu. Ben ekranda hala görüyor zaten izleyenler. Ben hala nasıl Fenerbahçe'ye geldiğini şaşırıyorum. Yani düşüm attı gibi bir takıma geldi. Ve bu Chelsea'den buraya geldi. Premier Lig'den buraya geldi. Allah aşkına Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Kiralı altın yere düşerse değerini kaybeder mi? Tabii ama kaybetmez. Fenerbahçe kiralama bedeli de ödemedi Chelsea'ye. Sadece Moz'un maaşını ödeyecek. Bunu da belirtmiş olalım. İki transferde, iki yeni transferde gol attı. Hatta üç yeni transferde, dört yeni transferde gol attı. Şimdi Başakşehir'i sayalım. Dembaba attı. Robinho attı. Kagawa attı. Moses geçen hafta da çok iyi oynamıştı. Bu hafta golünü attı. İşler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Galatasaray'da henüz bunu göremedik ama Galatasaray'da bence ilerleyen haftalarda bunu göreceğiz. İlk iki maçı kazandı Galatasaray şimdi baktığında. 6 puan. Bu maçtan beraberlik 7 puan. Aslında 8 puan fark olmasa, pardon, 6 puan geride başlamasa Galatasaray'ın ikinci yarı performansı kötü değil, evet, yani. Kötü değil. Alanyaspor deplasmanına çok takım takılacak. Evet, ya senle konuşmuştuk, Alanyaspor zaten Galatasaray'a tehlike yaratacak diye. Alanyaspor böyle pres yapsın, bassın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir bu takımlardan da puan alabilir. İlk yarıda zaten sıkıntı şeyler yaşadı. Böyle maçları başkaları da oynayacaklar. Bunu belirtelim. Fenerbahçe'ye geri dönelim. Bir kere Mehmet Ekici'yi çok beğeniyorum. Yani Mehmet Ekici Fenerbahçe için büyük bir şans oldu bu konjonktürde. Müthiş bir performans ortaya koyuyor. Soldado oynaya oynaya bir noktaya, bir kıvama geldi. Vuruşları çok doğru. Slimani ile karşılaştıramazsın. Evet. Slimani var. Kadar güçlü değil. İstemeyerek asist yaptı Ayev'e. Bir de direkten dönen topu var. Valla bir şey söyleyeyim. O gol tamam, kağıtta Ayev yazıyor olabilir. O gol Soldado'nun golü.
Bence Soldado attı golü yani. Hı hı. İyi oynamaya başladı. Ayev bence iyiydi. Biraz ritim buldu. O zaten herhalde keseyi de yiyecek birkaç maç sonra. Ben öyle düşünüyorum. Hı. Yani Moses girdiğinde orada dengeler, taşlar değişecek. Ayev kesik yiyebilir. Ama bana şöyle geliyor. Benzia Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Islıklandı, bir de triplere giriyor. Kardeşim, ben burada program yapıyorum seninle. Hı hı. Yukarıdan Aytu yayın dediğinde konuşamıyorum, tutuluyorum. Sen de sunamıyorsun, tutuluyorsun, tamam mı? Konuşamıyoruz yani, bir şey anlatamıyoruz insanlara. Sonra kesiyorlar yayını. Kızma hakkımız var mı? Yok. Benzia da kızıyor. Yani niye kızacak abi? Ne yaptın sen oyundayken? Hı hı. Ne yaptın? Güzel bir pas mı attın? Gol mü attın? Takımın orta sahadaki o pas organizasyonu içerisinde bir parça olabildi mi? Olamadı. Yok, niye kızıyorsun? Tamamen şey mantığı. Hı hı. Bencil, kendini düşünen, takımı düşünmeyen ve hatalarını göremeyen bir insan mantığıyla hareket ediyor. Hı hı. Benzia da mutlaka bonservisiyle alındı değil mi Benzia? Yok, kiralık. Kiralık mı? O zaman iyi yani. En azından... Abi bir futbolcu daha soracağım sana. Şimdi Ayev dedik... En zayıf halkı olarak anlatıyorum ben Benzia'yı. Ayev mi, Dirar mı? Şimdi biri kesilecek bana sorarsan. Artık hani Moses da geldi. Vallahi geliyor. Bak, Ayev'i beğenmiyorum ama her şeye rağmen Ayev derim. Neden Ayev derim? Dirar'ın da golle alakası yok kardeşim. Ya var mı yok mu saha içinde? Hayır, bilmiyorum. Var. Defansa çok daha fazla yardım eder. Dirar oynarsa Ayev'in bölgesinde Fenerbahçe'nin savunmaya yardımı daha iyi olur. Ayev o kadar yardım etmiyor. Ama Ayev en azından... Ayev hücum hattında çok yaratıcı. Hani rakip ceza sahası içerisinde, her pozisyon içerisinde Ayev ya ayağını sokuyor, ya bacağını sokuyor, ya kafa vuruyor. Hı-hı. Dikkat et, Ayev var. Dirar bunları yapamaz Selçuk. Hı-hı. Yani Ayev'le Dirar'ı topladığın zaman bir futbolcu elde ediyorsun. O da olur, ben ona okeyim. İkisini toplayıp sağ kanına koyabiliyorum. 10 kişi çıkabiliyorsa mesela Fenerbahçe okey yani. Ya üzücü ama işte ikisini bir arada bulduğun zaman o başka bir şey oluyor. Evet. Ayev ile Dirar'ı topladığında bir futbolcu yapıyor. Hı-hı. Dirar savunmaya yardım ediyor. Ayev hücumda iyi. İkisini topla. Ofansif, defansif, her iki oyunun her iki yönünde oynayabilen bir futbolcu elde edebiliyorsun. O yüzden Ayev mi Dirar mı dersen Ayev derim. Her zaman Ayev derim. Çünkü Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin gol pozisyonu içerisinde yer alan futbolcularını da saydığında Mehmet Ekici, Moses oynayacaktır artık. Hı hı. Moses, Soldado, Ayev. Peki sana bir isim daha sorayım. Fenerbahçe göndermeyi çok istedi. Gönderemedi. Ersun Hoca takımdan ayrılacak dedi. Slimani. Artık gidemedi de. Şimdi sizde de Galatasaray'da Eren Derdiyok var. Ölmüş de kalmışa çare yok kardeş. Şimdi ne olacak bu ne iş? Ne olacak biliyor musun? Koyacak kulübeye. Hı hı. Slimani'yi. Bazı maçlarda işler iyi gitmeyecek çünkü. Hı hı. Her maç böyle olmuyor. Bazı maçlarda A planın işlemeyecek, B planı olacak. İyi bir 70'inci dakika ceza sahasında çok fazla orta yapacağım maçlar olacak. Hı hı. Slimani de vurur o kafaları. O kafaları vuracak Slimani. Sen dışarıya değil, hep dışarıya vuruyor çünkü. Evet. Dışarıya değil de içeri vurması için dua edeceksin. Ne yapacaksın? Gitmiyor. Peki Tolgay da gelecek kadroya. Sanırım Fenerbahçe kadrosu. Tolgay'la ilgili bir şey söyleyeyim. Benzia'yı kesebiliriz. Tolgay'ı ben... Açıklama yapmış. Aytu'dan da rica edeyim, ekrana geçsin Tolgay Aslan'ın açıklamasını. Yani armayı öptüğü için tabii ki Beşiktaş taraftarı eleştirdi. Artık yani alıştık buna. Hayır, armayı öptüğü için değil. Bak, Galatasaraylılar da bu hatayı yapıyorlar. Hı hı. Serdar Aziz Fenerbahçe armasını öptü diyor. Senin gitmen güzel oldu falan filan diyor. Hı hı. Ya Allah aşkına. Serdar Aziz'i Galatasaray istemiyorsa bu adam futbolu mu bırakacak ya? Şimdi Tolgay ama o kadar güzel anlatmış ki işte neredeyse şey demiş Beşiktaş, biz seni istemiyoruz demiş. Aylarca suyunu içim sahada antrenman yaptığını, son bir hafta ikinci takımda antrenman yaptığını söylüyor. İkinci takımda antrenman isteğinin reddedildiğini anlatmış burada ve yine suyunu içime bir hocayla mahkum bırakıldığını söylüyor. Oyuncu zaten gitme demişsin. Ve şey diyor, Fenerbahçe camiası beni çok sıcak, samimi, bana destek olur şekilde karşıladı. Tamam da sen bana mobbing yapacaksın. Beni suyun içime mahkum edeceksin. Bir tane hocayla beni çalıştırtacaksın. Aylarca bütün isteklerimi reddedileceksin. Ondan sonra ne yapacak bu adam Beşiktaş'ta? Niye kalsın ki? Tabii ki gidecek. Giden takımda da iyi karşılandığı zaman formasını da öper. Bayrağını başına da sarar. Bir dakika. Eleştiri formasını öpmesinde değil ki. Formasını Serdar Aziz ve Tolga'yı Fenerbahçe armasını öptü diye eleştiren fanatiktir. Sağlıklı düşünemiyordur. Hı hı. Eleştirilen nokta şu. Beşiktaş'ın armasını hiç öpmedim, Fenerbahçe'ninkini öpüyorum dememesi lazım Selçuk.
Anlatabiliyor muyum? Ya bu sorun da, bu. Bu da şöyle sorun, bir şey var. Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalar yapması. Ama şey kendisi var. De diyor ki çok zulmettiler bana diyor. Şimdi orada tamam, hak veriyorum olabilir. Ben orada olabilir. Hak veriyorum. Burada menajeri devreye girecek. Annesi babası git devreye girecek. Yapma diyecek. Tolga yapma. Abi tamam da şimdi hırslanmışsın. Yok. Senin de emeğin var. Hep diyorlar ya Beşiktaş'ın bir emeği var. Bu adamın emeği yok mu Beşiktaş'a? Bu adamın da bir emeği var Beşiktaş'a. Tamam, bak. Bu adamın da kattığı şeyler var. Şimdi haliyle bu adam da hırslanabiliyor. Sen aylarca zulmetmişsin adama. Bak Beşiktaş'ta oynarken Akhisar Fenerbahçe'yi yendiğinde hakkıyla şampiyonluk kazandılar helal olsun falan filan diye bir tweet attı değil mi Tolga? Sildi bu tweeti. Şimdi bak Tolga'yla sıkıntı bu. Hangi takıma giderse abartılı bir şekilde o takımla ilgili rakipleri rahatsız edebilecek paylaşımlar, hal ve hareketler yapıyor. Biraz Burak Yılmaz sendromu mu var ya, diyorsun? Tabii ki yapmasın. Bak, Burak Yılmaz'da şey var ya hangi kaba girerse niye o mesela sen o tweette bir şey atıyorsun demek ki o dönem öyle düşünmüşsün. Niye siliyorsun? Daha sonra sileceğin şeyler yapmaman lazım Selçuk. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa Tolga'yın ve Serdar'ın, Serdar'ı da katıyorum Galatasaraylılar da aynı şeyi Serdar'a yapıyorlar. Ama Serdar çok güzel bir veda açıklaması yazdı. Bitti. Fatih Terim istemedi. Adam oynamak istiyorum dediği halde istemedi. Gitti. Ne yapacak yani bu futbolcu? Futbolu mu bırakacak? Bırakacak. Bak evet. Mehmet Topal, Galatasaraylılar asla Mehmet Topal'a kızmadılar o dönem. Kızamazlar. Mehmet Topal Valencia'ya gönderme kararı aldı. Galatasaray'ı aradı dedi ki ben Türkiye'ye dönüyorum. Beni düşünür müsünüz dedi. Yok dediler. Yok deyince ne yapacak yani bu adam? Futbolu mu bırakacak yani? Tabii. Fenerbahçe'ye gidecek. Serdar Aziz için de geçerli. Tolga için de bu geçerli. Serdar Aziz nitekim yapmıyor. Galatasaraylıları provoke edecek açıklamalar yapmıyor. Tolgay birazcık da sinirli olduğu için Selçuk bu tarz açıklamalar yapıyor. Yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Fenerbahçe'ye geldim. Çok mutluyum. Burada başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım deyip geç. Bitti. Peki. Benim itiraz ettiğim nokta bu. Ama o anlattıklarında da Tolgay haklı. Tolga'ya çok büyük bir mobbing yapılmış. Haklı. Evet, ben Tolga'yı eleştirenlerden yani buradan rica edeyim. Tolga'nın yaptığı kamuoyuna basın çalışanlarına yaptığı açıklamayı bir gözden geçirin. Bir soru var ona cevap vereyim. Konya-Bursa maçı sorulmuş. Ben de sana onu sorup programı kapatacaktım. Konya-Bursa spor maçı yani şimdi bence Konya kazanır. Konya kazanırsa 31 puanla 6. sırada kazanırsa Beşiktaş'ın üzerine çıkıyor. 34 puanla 3.'lüğe yükselecek. Konya spor kazanır bence. Aykut Kocaman'ın hakkını teslim edelim. Fenerbahçe'deyken çok eleştirdik ama Konya'da çok iyi işler yapıyor. Alper Akkuş demiş ki Eyüp abi başka takıma gitmeseydi Serdar Aziz demiş. Bir de fotoğraflarını niye siliyor demiş. Silecek çünkü Fenerbahçe camiasında oynuyor artık. Galatasaray'la ilgili fotoğrafları var ve her Fenerbahçe'yle ilgili bir şey olduğunda o fotoğraflar hatırlatılacak, edilecek vesaire silebilir. Bitti. Bu eski sevgilinden ayrıldıktan sonra onun hayatına başka biri girdiğinde eski sevgilinin fotoğraflarını birazcık silmek veya görünür yerden kaldırmak gibi bir şey. Ben bunu şöyle görüyorum normal. Abi. Biz futbol seyircisi olarak, Türkiye'de futbol seyircisi olarak oyuncuları bu kadar baskılamasak, bu kadar fanatik olmasak oyuncular da bu davranışları göstermez. Bir, ikincisi de Serdar Aziz niye Fenerbahçe gidiyor ya? Fenerbahçe dışında bu para bu paraları Fenerbahçe Beşiktaş dışında verebilecek kulüp var mı? Yok. Yok. Arabistan'a da gitmiyor diye ben kızmam yani. Kusura bakılmasın. Herkes Arabistan'a, Katar'a 3-5 kuruş fazla kazanmak için ki, gitmek zorunda değil yani. Serdar Aziz'in Galatasaray transferi Financial Fair Play'in güzel şekilde absorbe edilmesi iki kulüp çok güzel bir anlaşma yapıyor. Fenerbahçe'ye Galatasaray. Keşke kalsaydı. Serdar'a ihtiyacı vardı. Ama olmadı gitti. Oynatmayacağım bir futbolcuyu Galatasaray'da tutmak doğru olmazdı. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı vardı. Fenerbahçe'de iyi bir transfer yaptı. Hayırlı olsun. Ya iki kulüpte anlaştı. İki kulübün de karlı oldu. Oyuncunun da karlı olduğu bir transfer oldu bence. Sen de dediğin gibi hayırlı olsun diyelim ve programımızı kapatalım. Ağzına sağlık. Yine güzel bir hafta çalışı yaptık. Ben sana teşekkür ediyorum. Yarın yine çok iyi görüntüler ve bilgiler aktardın bizlere. Çok sağ ol. Ağzına yarın sağ ol. Yine Metin Dirim'le beraber. Evet. İddialı gündemde Eyüp Yıldız. İzleyenlerimizin karşısında olacak saat 1'de. Biz de saat 12'de düzeltiyorum. İddialı gündem karşısında olarak. Biz de Doğa Üründür ve Kerem Gönlüm'le beraber saat 1'de ikili oyunda karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.